İletişim, kendimizi başka insanlara anlatabilmek, başkalarının anlattıklarını doğru bir şekilde anlayabilmek. Kitapta yazan tarifi bu. Ama asıl, hani bir söz vardır, insan başkasında kendini anlatabildiği kadardır. Yani karşıdaki insan sizi ne kadar anlıyorsa, siz o kadar iletişimde başarılısınız. Karşıdakinin sizde buzlu anladığı değil, sizin karşıda anlatabildiğiniz önemli bir unsur. Şimdi, iletişim, yüzyıllar boyu insanlığın sorunu olmuş. Bunlar bize artık söyleneni kim tarafından belli olmayan, hani atasözü dediğimiz, deyim dediğimiz ama hayatınız içerisinde kullandığınız deyimler. İletişim sorunu her zaman olmuş. İnsanlar her zaman birbirine gülbistan içerisinde olmamış. Bir insanı rezil de eder, rezil de. Söz gümüşse sukut altındır. Rüzgar eken, hepsini görüyorsun. Ben tek tek okumak zorunda okumak istemiyorum. Şimdi burada bıçak yarısı geçer, dil yarısı geçmez. Hani bir de şey vardır, dilin kemiği yok. Asıl önemli olan kısım, benim önemsediğim şey şu, dilin kemiği yok ve dil insanı rezil de eder, rezil de kısmı. Şimdi bunu, bu konuyu herkes duyuyor, herkes biliyor. Bugün empati deyip de empatiyi anlatmayacağım ben size. Empati, hani kendini onun yerine koymak bizim halk dilinde konuşurken herkesin kullandığı bir deyimdir. Kendini onun yerine bir koysana derler. Bunu insanlar biraz bilimselleştirmişler, adına empati demişler. Karşındakini yerine koyarak düşünmek diyoruz biz buna. Şimdi sözlü iletişim, bu kısmı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Müsaade ederseniz iletişim türlerini anlatmaktansa bir başkasına anlatmak istediğimiz duygu düşüncelerimizi konuşarak ifade etmek. Sözlü iletişimin önemli bir unsurlu, önemli bir tarafı var. Yanlış anlaşılma ve krizler genellikle sözlü iletişimden kaynaklanıyor. Yani birbirimizle konuşma beceremediğimiz durumlardır. Şimdi resmi yazı, resmi yazı da bir iletişimdir. Yani devlet size kurumsal olarak açık ve kesin bağlayıcı şekilde iletişime geçer. Uygulayıcı, burada önemli olan kısım uygulayıcı ve denetimin olmasıdır. Kanun yönetmeliği, genellikle tüzük, aslında kutsal kitaplarda biraz daha ilahi, mukaddes kitaplarda biraz resmi ama bu ilahi kitap olarak değerlendirilir. Resmi söylem orada biraz yanlış olur, Allah muhafaza. Şimdi kurumsal olarak bunu özellikle belirtiyorum, belirtmek istiyorum. Şimdi belediye zaman zaman şehrin dört bir tarafına işte ne diyorsunuz bu panoları, ilanlar asıyor, açılışlar şeyi falan düzenliyor. Şimdi burası kurumsal. Şu kısım kurumsal. Günümüzde çok az kullanılıyor artık ama asıl burada önemli olan bir unsur var. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter web sitesi. Şimdi dedik ki kurumsal hizmet veren bir kurumuz. Burada tanıtımı siz yapıyorsunuz, burada tanıtımı halk yapıyor. Maalesef televizyonlarda, haberlerde, siz söz meclisten dışarı. Bir yan, güzel olan şeyler nadiren yansıtılır ama küçük yanlış olan şeyler için kıyametler koparılır bu ülkede. Maalesef bir hata yaparsınız, bir insana anlık bir tepki verirsiniz, art niyetiniz yoktur, o an ters tarafınızda olabilir. Şimdi ben şunu söyleyeyim samimi bir şekilde. 40'lı yaşlardayım, 20 yıldır bu işi yapıyorum, psikoloğum ama sağlıklı iletişimi %100 başarabiliyor musunuz? Hayır. Bir insanın her anının bir olması, her an sağlıklı iletişim kurabilmesi zaten insan tabiatına aykırı olan bir şey.